Bu bölümde Workbench aracıyla webten veri kazıyacağız ve Twitter'dan tweet verisi çekeceğiz. Öncelikle bu işlemde kullanacağımız aracı tanıyalım. Workbench, Columbia Üniversitesi tarafından desteklenen bir veri analiz yazılımı. Özellikle veri gazeteci süreçleri için geliştirilmiş bir yazılım. Yani veri kazıma, veri temizleme, veri görselleştirme, veri analizi süreçleri için kullanabilen kombine bir yazılım diyebiliriz. Bu eğitimde Workbench ile Newzoo sitesinde bulunan oyun verilerini kazıyacağız. Bu veriler ülkelerin oyun sektöründen kazandığı toplam geliri ve ülkelerin internet nüfusunu ve ülkelerin nüfusunu gösteriyor. Bunu Workbench ile kazıyacağız. Öncelikle şu adrese giderek Workbench'te üye olabilir ve Workbench'te oturum açabilirsiniz. Ben hali hazırda oluşturdum ve şu an Workbench'e giriş yapıyorum. Giriş yaptığımızda karşımıza böyle bir sayfa çıkıyor. Workbench, workflow dediğimiz çalışma akışı mantığıyla çalışıyor. Yani belli bir dosya oluşturmak için öncelikle bir çalışma akışı oluşturmamız gerekiyor. Create workflow seçeneğine tıklıyoruz. Bu noktada belli bir dosya, yani belli bir site üzerinden verileri kazıyacağımız için Scrape Table seçeneğiyle devam ediyoruz. Karşımıza böyle bir sayfa çıkıyor. Dikkat ederseniz biraz Excel veya Google Tabloların tasarımına benzeyen bir tasarımı var. Scrape Table seçeneği işlevi adı altında iki ayrı boşluk bulunuyor. İlk boşluğa kazıyacağımız sayfanın adresini kopyala yapıştır yapıyoruz. İkinci boşluğu ise kazıyacağımız sayfadaki veri tablosunun konumunu veya sırasını ekliyoruz. Bu sayfada bir tane veri tablosu var. O halde buraya sadece bir seçeneğini giriyoruz. Eğer iki ayrı veri olsaydı ve ikinci tabloyu kazımak isteseydik, ikinci boşluğa iki rakamını girecektik. O halde bu kazıma işlemi için bu işlemleri tamamladık. Scrape seçeneğini tıklayarak Newzoo web sitesindeki verileri kazıyabiliriz. Şu an dikkat ederseniz Workbench verileri kazıyor. Biraz zaman alabilir. Özellikle verinin büyüklüğüne göre değişebiliyor. An itibariyle Workbench ile Newzoo'daki veri tablosunu kazınmış bulmaktayız. Karşılaştırabiliriz. Ülkeler, dikkat ederseniz gelirleri ve internet nüfusu. Dikkat ederseniz ülkelerin mensup olduğu bölgeler, nüfus, internet nüfusu ve oyunlar ve oyunlardan kazanılan gelirler. O halde kazıma işlemini Workbench ile tamamlamış olduk. Bu eğitimde veri temizleme ve veri analiz süreçlerinde bu veriyi ayrıca kullanacağız ve detaylı olarak Workbench ile nasıl verileri analiz edip nasıl temizleyebiliriz anlatacağız. Şimdi sıra Workbench ile Twitter'dan tweet verisi çekmekte. Bunu da bu sayfadan şuradan artı butonuyla yeni bir sayfa oluşturarak, yeni bir akış oluşturarak yapabiliriz. Dikkat ederseniz zaten Excel veya Google Tablolara benzer bir mantıkla çalışıyor. Buradan Twitter aratarak veri kaynağımız olarak Twitter'ı seçiyoruz. Bu noktada yapmamız gereken sadece Twitter hesabına sahip olmak. Burada hesabımıza bağlantı seçeneğine tıklıyoruz. Buradan doğrudan Workbench Data denilen bu aplikasyonu, yani uygulamasını bir nevi kendi hesabımızla tanıyoruz. Bu sayede Twitter'ın uygulama programlama arayüzünü kullanarak belirli tweetleri ve tweet verilerini çekebileceğiz. Burada karşımıza iki ayrı seçenek çıkıyor. Aslında üç seçenek çıkıyor. Belli kullanıcıların tweetlerini, herhangi bir tweet'i veya bir Twitter listesindeki tweetleri çekebiliyoruz. Burada bu uygulamada Void'un, yani Veri Okuryazarlığı Derneği'nin Twitter hesabından paylaştığı tweetleri kazıyacağız. Yani user tweet'i seçiyoruz. Burada ise doğrudan derneğin Twitter kullanıcı adını kullanarak Twitter verilerini çekeceğiz. Void.org zaten kullanıcı adımız. Burada yapmamız gereken doğrudan kullanıcı adını girmek ve update seçeneğini tıklamak. Evet, sonuç olarak Workbench aracını kullanarak tweet verisini çektik. Void'un tweetlerini dikkat ederseniz burada görebiliyoruz. Özellikle tweet'in atıldığı zamanı, tweet metnini, retweet sayısını ve
tweet'in beğeni sayısını görebiliyoruz. Ayrıca diğer işimize yaramayan bazı veriler de var. Bunun dışında dediğim gibi farklı bir tweet, belli bir etiketteki tweetleri çekebiliriz veya belli bir Twitter listesindeki tweetleri de Workbench'e çekebiliyoruz. Bu işlemde toplam 658 tweet verisini çektik, kazıdık. Workbench'in şöyle bir güzel bir özelliği var. Accumulate Tweets özelliğiyle bu tweetleri 3 aylık, 1 yıllık olarak biriktirebilir ve bir politikacının atıyorum 1 yıllık veya işte 6 aylık zamanda attığı tweetleri analiz edebiliriz. Bu bir politikacı olur, bir kurum olur, bir gazete olur, bir haber merkezi olur. Kısaca hem haberlerde hem de akademik araştırmalarda bu tip verileri kullanabilir, analiz edebiliriz. Bu videoda veri kazıma modülünün son videosunda hem web ortamındaki verileri kazıdık hem de tweet verisini çektik. Bir sonraki modülde görüşmek üzere.